İki konuşmacımız doçent doktor Seçil Vural, Hacettepe tıp mezunu. Uzmanlığını ise Ankara Tıp'tan aldı. 2015-18 yılları arasında Münih'te çalışmalarına devam etti. 2019 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptığı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2020 yılında doçent unvanını aldı. L'Oréal UNESCO Genç Bilim Kadını ödülü sahibi kendisi. Ayrıca 2020 yılında Bilim Akademisi tarafından verilen BAGEP ödülünü ve Çağdaş Yaşam'ın Destekleme Derneği tarafından verilen 10. Türkan Saylan Bilim Ödülünü aldı. Ödülü kabul konuşmasını dinledim ben, internette yer alıyor. Gerçekten çok etkileyici bir konuşma. Bir vakit ayırıp bakmanızı da tavsiye ederim. Kariyerini bu genç yaşında bu kadar güzel ve değerli ödüllerle süslemiş olan Seçil Hocam'ın konuşmasını gerçekten heyecanla bekliyorum. Yol değil, yolculuk başlıklı konuşmasıyla alkışlarınızla doçent doktor Seçil Vural. Merhabalar. Burada olmak çok heyecan verici benim için. Ben öncelikle davetleri için Emel Birbil Başkan Hocama ve Deniz Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Deniz Hanım beni bu konuşmaya davet ettiği zaman ben düşündüm insanlara Google'da bulamayacakları ben ne anlatabilirim diye. Ve en doğrusunun kendi hikayemi anlatmak olduğuna karar verdim. Benim hikayem de aslında başka birçok hikaye gibi başarılarla dolu olduğu kadar başarısızlıklarla da dolu. 1981 yılında matematik öğretmeni olan Mersinli bir anne ile makine mühendisi olan Hataylı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. Hemen bir sene sonra da ikiz kız kardeşlerim dünyaya geldiler. Aslında eğlenceli bir evimiz vardı bir taraftan ama öbür taraftan oldukça kaotikti. Çünkü onlar birbirlerine olan sevgilerini bazen beni dışlayarak gösteriyorlardı. Okumayı öğrenene kadar uzun bir süre zamanım sinirlendiğim zaman annemi anne ne olur bana da bir ikiz doğursun diyerek geçmişti. Okumayı öğrendikten sonra da kitap okuyarak geçti. İlkokul son sınavlarında oldukça başarılı olmuştum o dönemde birçoğumuz gibi. Ve derece yaptıktan sonra annemle babam beni çağırdılar ve dediler ki kızım biliyorsun biz zengin değiliz. Ama eğer bizden beklentin değişmeyecekse Tarsus Amerikan Lisesi'nde burslu olarak okuyabilirsin. Çünkü 7 yıl kadar burslu okumaya hak kazandın dediler. Bu konuşma da benim için önemli bir konuşmaydı ve ben bunu kabul ettim. Kabul ettiğim için de çok mutluyum ve sonrasında hep onların beklentilerine göre davranmaya çalıştım. Benim hayatımda önemli bir iz bırakmıştı Tarsus Amerikan'dan aldığım arkadaşlıkla ilgili bilgiler. Daha sonrasında ise tıp fakültesine girdim. Neden tıp fakültesi? Bununla ilgili size iki tane şeyden bahsedebilirim. Bir tanesi biliyorsunuz doktorluk oldukça prestijli bir meslek. Özellikle o yıllarda daha da öyleydi. Kabul görüyor toplumda. Güzel işler yapıyorsunuz. Gelir seviyeniz iyi bir hayat yaşamanızı sağlıyor. Ve annemle babam da bizlerin doktor olmasını gerçekten istiyorlardı. İkincisi ise size bir dayımdan bahsetmek istiyorum. Annemler 9 kardeşler. Tabii 9 kardeş olmanın sebebi burada erkek çocuğu bulmak. Ve anneannem, dedem çok şanslı değiller. 8. çocukta erkek buluyorlar. Annemle dayım arasında 15 yaş kadar bir fark var. Ortaokul, liseyi bizim yanımızda okudu. Çok iyi ilişkilerimiz vardı. Çok seviyordum kendisini. Oldukça zekiydi. Hatta hep sonrasında beni övmek için şey derlerdi, Seçil de aynı dayısı gibi zeki derlerdi. Dayım Çapa Tıp Fakültesini kazandı. Ondan sonra 4. sınıftayken psikotik bir atak geçirdi. Şizofreni tanısı aldı. Ben o dönemde ilkokula gidiyordum. Benim için olay şöyle gelişmişti. Dayım vardı, sonra dayım yoktu. Çünkü tamamen bambaşka bir insan olmuştu ve o anda onu kaybettiğimi hissetmiştim. Ve kendisi tıp fakültesinde olduğu için hemşire olan teyzeme şunu söylediğini bilirim. Eğer benim bu tanım doğruysa benimle uğraşmayın. Evet ben bunu kabul etmiyorum şu an. Kabul etmemem de normal. Ama eğer ben zaten böyle bir tanı aldıysam zaten bunun bir sonu yok. Beni kendi halime bırakın dediğini biliyorum ki kendisine müdahale etmemize de pek izin vermemişti. Daha sonrasında da evinde ölü olarak bulundu. Bizim için çok üzüntülü ve önemli bir hikayedir. Annem için aslında oğlunun kaybı gibi bir şey oldu. Ben de hem annemi mutlu etmek için
hem de tıp fakültesine girince psikiyatrist olurum diye düşünerek tıp fakültesine girdim. Ama tıp fakültesine girdiğim zaman bir bocaladım. Bir kere ailemden ayrılmıştım. Arkadaş çevrem çok çalışkan değildi. Ben de çok çalışkan değildim. Tam olarak ne istediğimi bilmiyordum. Pediatri stajındayken biliyorsunuz hastalara biz muayeneler yapıyoruz. Hastalardan bir tanesinin canı sıkıldı. Yanımızdaki abla da hadi birbirinize muayene yapın dediler. Ve muayene sırasında ben de bir muayenede sıkıntı olduğunu fark ettik. İşte arkadaşım Seçil şaka yapma falan filan dedi bana. Ondan sonra şaka yapmıyorum dedim. Geldiler, hoca da baktı. Evet, hep muayene aynı çıkıyor. Sonra hiç unutmuyorum böyle 16 kişi gözlerini kocaman açmış bir şekilde çok yakında ölecekmişim gibi bana bakıyorlardı ve beni apar topar o akşam MR'a soktular. MR'a girenler biliyor zaten, oldukça can sıkıcı bir tetkik. Öyle yatıyorsunuz, hiç hareket etmiyorsunuz, tak 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 diye sesler geliyor bir taraftan. Ben de bir taraftan düşünüyorum, belki dışarı çıkınca bana diyecekler ki sen kansersin. Hani bunun sebebi bir tümör ve bu nedenle de hayatım değişecek. Ben ne yapıyorum, neredeyim, kimleyim, ne olmak istiyorum? 40 dakika boyunca düşündüm. Dışarı çıktığımda neyse bana güzel bir haber verdiler. Bu büyük ihtimalle doğum travmasına bağlı olan, çok da önemli olmayan bir şeymiş. Ve de kanser değilmişim. Ama ben o 40 dakika düşündüklerimi hiç unutmadım. Ve mesela şey yaptım, 3 yıldır birlikte olduğum bir sevgilim vardı. Ertesi gün ondan ayrıldım. Ondan sonra arkadaş çevremi değiştirdim. Daha çok ders çalışmaya başladım. Psikiyatriyi pek sevmediğimi fark ettim. Ve TUS'la dermatolojiye girdim. Dermatolojide ilk tercihim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dermatoloji bölümüydü ve neyse ki orayı kazanmıştım. Dermatolojide beni neyin beklediğini çok bilmiyordum işin doğrusu ama dermatoloji bana beklediğimden çok daha ötesini verdi. Çünkü yapmak istediğiniz her şeyle ilgili bir şeyler bulabileceğiniz bir branş dermatoloji. Tanısal kısmı inanılmaz güçlü. Bilimsel araştırma yapmak istiyorsanız zaten diğer bölümlerin açıkçası biraz daha gerisinden geliyor ve önü açık. Öbür taraftan hastalar için çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Stigmatizasyonu hepimiz biliyoruz. Stigmatizasyonla mücadele ederken çok güzel ilişkiler kuruyorsunuz hastalarla. Ve bu benim uzmanlık sınavımın olduğu gün çekilmiş bir resmimiz, klinik resmimiz. O gün çok mutlu olmuştum çünkü Aynur Hoca beni yanına çağırıp dedi ki Seçil dedi, biz seni çok seviyoruz, kişiliğini de beğeniyoruz. Burada akademisyen olarak devam etmeni isteriz. Mecbur hizmetini bitirdikten sonra gelip bize çalışır mısın dedi. Çok isterim hocam dedim. Ve daha sonra Adıyaman'ın Besne ilçesine atandım. Mecbur hizmete gitmek istemiyordum. Çoğumuz da istemiyoruz çünkü mecburi zaten yani en başta insanın bir reaksiyonu oluyor. Ama o dönemde doğuyu gezdim. Çok farklı insanlarla tanıştım, farklı kültürleri gördüm ve benim için güzel bir deneyim oldu. Ve kendi başıma, etrafta hocalar yokken bir klinikte bir sürü hasta takip ettim. Mecbur hizmetimin birinci yılında böyle Facebook'ta bir post var. Arkadaşlarım altına beni taglemişler. Hacettepe'den ortak arkadaşımız olan birisi Besni'ye atanmış. Benim arkadaşlarım ona benim numaramı vermişler. Bana onun numarasını veriyorlar. Ondan sonra velhasıl Atay nöroloji uzmanı olarak Besni Devlet Hastanesi'ne atandı. Benim o dönemde takip ettiğim ihtiyozisi olan nörolojik bulguları da olan hastalarım vardı. Onları ona danıştım. Bu onun ulusal kongredeki sözlü sunumu. Daha sonrasında çok fazla yayınlarımız da oldu beraber. Ve mecbur hizmeti bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi'ne geri döndüm. Bu o dönemde asistan grubuyla çekilmiş olan bir resmimiz. Şu an hepsi Türkiye'nin farklı yerlerinde uzman doktorlar. Bir süre sonra bir yurt dışı deneyimim olsun diye Münih'te Ludwig Maximilian Üniversitesi'ne gittim. 6 ay kadar kaldım o sürede. Genellikle deri kanserleri üzerine çalıştım ama etkileşimde bulduğum hocalarla da hep farklı farklı konularda konuştuk. Daha sonrasında Ankara Üniversitesi'nden istifa ettim. Çünkü ne oldu? Hayat oldu. Planlar daha farklı oldu. Ben Ankara Üniversitesi'ne devam edecektim ama eşimin İstanbul'la ilgili planları vardı. Üzülerek çok sevdiğim kliniğimden
ayrıldım. Ama direkt olarak İstanbul'a gitmedik biz. TÜBİTAK 22-19'a başvurduktan sonra tekrar Münih'e gittik. Münih'te bu sefer aramızda yeni katılan bir bireyle beraber yaklaşık 1,5 yıl kadar kaldık. O dönemde laboratuvarda deneyler yaptım. Çok değişikti. Her şeyi kendimiz yapıyorduk, görüyorduk birebir bu şu an makalelerde okuduğumuz şeyleri yapmayı öğrendim. Bu bizim laboratuvar grubumuz. Bana hep soruyorlar, sen Almanya'da o kadar kaldın, niye Almanca öğrenmedin diye. Bizim laboratuvar grubumuz 2 Japon, 1 Çinli, 1 Türk, 2 de Alman'dan oluşuyordu. Dolayısıyla pek Almanca öğrenme fırsatım olmadı. Daha sonra orada yayınlarımız oldu, güzel yayınlarımız oldu. Hala da çıkmasını umduğumuz bazı yayınlar var. Ben hem Behçet hem de Sedef hastalığı konusunda çalışma imkanı buldum. Ve sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğüm zaman L'Oréal UNESCO Bilim Kadınları için ödülüne başvurdum. Buna başvurmamın sebebi temelde kadın olmamdı. Kadın olmam derken, yani başvuru kriterlerinde kadın olmak var ama tam olarak onu kastetmiyorum. İş hayatındaki kadınlar ya da akademik kadınlar, akademideki kadınlar bilirler ki kadınlar hep erkeklerden biraz daha fazla zorlanırlar. Her şeyi elde etmeleri biraz daha zor olur. Mesela bir örnek vermek gerekirse, bence, hatta bu çalışmalarla da gösterilmiş, aynı CV'yi kadın ismiyle verdiğinizde ve erkek ismiyle verdiğinizde aldığınız reaksiyon daha farklı oluyor. Kadınlara iş görüşmelerinde çocuğun var mı, çocuğun okula mı gidiyor, sen burada çalışırken çocuğuna kim bakacak gibi sorular soruluyor. Erkekler evli misin diye bile sorulmayabiliyor. Bunun gibi birçok şey var. Algımızın bizi yanılttığı bir sürü şey var. Buna bir örnek vermek istiyorum. Belki duymuşsunuzdur Theranos skandalını. Theranos skandalının kahramanı Elizabeth Holmes, 19 yaşında Stanford Üniversitesi'ni bırakan bir genç kadın. Mutlaka görmüşsünüzdür haberlerde, bir damla kanla 200'den fazla hastalığın teşhisi konulacak, artık tüp tüp kan almak tarihe karışacak gibi haberlerle çıkmıştı. Elizabeth Holmes daha sonra Forbes'un kapağına kendi başarısıyla milyarder olan en genç kadın olarak çıktı. Ancak daha sonra kendisinin bu satmış olduğu ve milyarder onu milyarder yapan teknolojiyi hiçbir zaman üretmemiş olduğu ve yıllar boyunca insanları kandırmış olduğu ortaya çıktıktan sonra 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonrasında onun kişiliğini analiz eden kişiler kendisini çok zeki bir psikopat olarak tanımladılar ve kullandığı yöntemlerden bir tanesi de sesini değiştirmekmiş. Kendi sesindense biraz daha kısık ve daha kalın bir ses kullanmış konuşmalarda ve bunu gösteriyorlar farklı farklı videolarda. Bunun sebebi yine bizim algımız. Çünkü bizler tiz sesleri daha güvenilmez olarak algılıyoruz. Ama daha boğuk, daha kalın, daha kısık sesleri ise daha güvenilir olarak algılıyoruz. Bu ne demek? Genel olarak baktığımızda ben konuştuğumda bir cümleyle ilgili bir yorum yaptığımda siz onu biraz daha güvenilmez algılıyorsunuz ama erkek bir meslektaşı bunu söylediği zaman daha fazla güveniyorsunuz. Konumuza dönecek olursak, ben o dönemde görülmeye ihtiyacım var diye L'Oréal UNESCO ödülüne başvurdum. Çok umut etmedim ama hayal ettim. Daha sonra beni arayıp ödülü aldığımı haber verdiklerine inanılmaz derecede mutlu olmuştum. Dünyanın bilime, biliminse kadınlara ihtiyacı var sloganıyla ödül töreninde sunumlarımı yaptım. Ailemin de katıldığı çok güzel bir anıydı. Bunun üzerine daha farklı ödüller de oldu. Türkan Saylan Bilim Ödülünü almak benim için çok onur verici bir şeydi. Platine inovasyon yapan kadınlarla ilgili bir Mart sayısına çıktım. EADV'ye başvurdum çünkü yapmak istediğim bir projem vardı ve paraya ihtiyacım vardı. Gerekli altyapıyı da 2 yıl çalışarak oluşturduğuma inanıyordum. Başvurdum ve ilk defa Türkiye'ye EADV 85 bin euro kadar bir bütçe verdi ve ben projemi gerçekleştirebilecek bir bütçeye sahip oldum. Bunlar dışında bir ödül daha var ki benim kalbimde yeri ayrı. 2021 yılında Lütfü Taş Sempozyumu'nda Ankara Üniversitesi düzenliyordu. Ve bana Aysel Gürler Hocam tarafından Profesör Doktor Lütfü Taş Feriatat Araştırma Ödülü verildi. Bu benim için çok önemliydi çünkü ben onlara orada kalacağımın sözünü vermiştim. Her ne kadar hayat koşulları
beni istifa etmeme sebep olsa da ben kendimi çok affetmemiştim ve bu benim için bir nevi kefaret ödülü gibiydi. Ben de kendimi orada affettim. Sonuç olarak aslında hayatta olan her şey böyle gerçekleşmedi benim için. Şunu hiç unutmam. Bir keresinde bir vaka yazmıştım. Vakayı 8. defa dergiye gönderdim. Tekrar red cevabı geldiğinde ya yılgınlıkla artık ağlamaya başladım. Çok sinirim bozulmuştu. Başka bir tanesi tezim, çok zorlu bir tezdi benim açımdan. Çok uzun sürmüştü. Yazdım. Hocaya gösterdim, ben beğendim. Hoca da beğendi. Sonra bana bir dergi gösterdi, Impact Faktörü 34. Ondan sonra ben dergiye gönderdim yazıyı. 15 dakika sonra red cevabı geldi. Yani bundan daha hızlı red cevabı alan herhangi bir kişinin olduğunu zannetmiyorum. Aslında şöyle bir şey demek isterim. Başarısızlığı ilk anda gördüğümüzde her zaman çok güzel bir tepki vermek mümkün değil. Tabii ki hayal kırıklığı yaşayacağız ama bazen başarısızlıkları geri bildirim gibi almak lazım. Başarısızlık size eğer bir şeyleri değiştirmezseniz aynı sonucu alacağınızı söyleyen bir şey. Bu nedenle bunu böyle algılayarak biraz dikkat etmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında yol bir tane değil, yol birden fazla. Eğer bir şeyi severek yapmıyorsanız yolunuzu değiştirebilirsiniz. Ama sevdiğiniz bir şey yapıyorsanız çok mücadele etmeniz daha iyi olacaktır. Benim çok sevdiğim bir söz var. Serendipity always rewards the prepared diye. Herhalde Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz. Güzel tesadüf her zaman hazır olanları mükafatlandırır. Hazır olmak iyidir. Ve son olarak yol boyunca her zaman herkes sizin yanınızda olmayacak. Bazen ne yaparsanız yapın sizi görmeyen insanlar da olacaktır. Ama aynı şekilde yol boyunca size eşlik eden, elinizi tutan, arkanızda duran, ağladığınız zaman size destek olan ve aynı zamanda mutlu günlerinizi coşkuyla kutlayan birçok insanla yolunuz kesişecek. Onlara çok kıymet vermek lazım. Çünkü hayat dediğimiz şey bir yolculuk ve yolculuğu güzel yapan şey bize eşlik eden insanlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.